metre gitti. Gitti mi? Gitti. Asıl bakalım nasıl. İnşallah iyi bir şey gelir. Bak, bak. Yine kilo üstü ya. Kilo üstü mü? Kilo üstü veya kiloya yakın. Hadi bakalım. Böyle çok iri değil de. Aha. Aa, buna da bastı. Ona mı takıldı? Baba seni takip ediyor. Bu tarafına geç bari. Bekle bekle kızım, kaldırma. Bekle, bekliyorum baba. Şimdi alttan çok. Kaldırma. Çek. Evet. Yarım... Onun nasıl kola mı oluyor ya? Hayret ya. Dirençli demek ki. Ya. Yarım kilonun altında güzel bir yerli sazan. Hırsıza gelmiş. Sal bakalım Ayşe. Sal sal. Salıyorum. Kola mı oluyor ya? Güzel. Yolu biliyorsun değil mi? Girişte mi? Ha. Oğlum hani sürdük yine geliyor bu. Hem de böyle sinek, kelebek gibi. Benden gitti o sana. Benim yanımda gitti. Ben... Koca büyük sinek var ya. Vallahi bir daha gelirse oltaya takarım seni. Dana burnu yapmadın mı oğlum? Yapmadın lan dana burnu. Koca şey. Dün ne güzel böyle bir dana burnu denk geldi. Ben Fars'ım onu da. Çekirge zannettim, uçuyor uçuyor böyle. Ya bu bana gösteriyor, burada bir şey var geziyor anne diye bir baktım, böcek kocaman. O neymiş? Dana burnu. Hemen direkt gittiler taktılar. Onu da yapmadı ya, dana burnuna hayret. Dev kepçe kimseye vermeyeceksin ha, ben hiç şey. Dün Semih'e verdim ya kepçeyi. Bir kızdı bana, bir kızdı. Kime verdim? Semih çekti ya baba. Yürü benim kepçim veriyor. Niye veriyorsun kepçemi başkasına? Sen mi çekecektin? He, kepçe. Yasin bağışlanmıyor mu lan? Valla aynen ha. Benim bir balıkçı yeter lütfen. İki balıkçı olur işte evde. Olmasın. İkisi de buradan posalarım valla. Okul açtırsaydı. Oğlum sen de kepçeyi niye Semih'e veriyorsun? Bak ben de kızdım şimdi. Bak senin turuncu eğildi. Evet. Boroz varmış. Var var. Küçük. Küçük. Bak şimdiden söyleyeyim 300 gram. Hadi 200 gram falan. 200-300 gram. Sana kalalım. Çektireceğim onu, kalk. Kalk. Kalama var ya kalama. Kafayı kapat, sık. Sağa doğru. Sağa doğru. Bu tarafa sağa sağa. Çok şey geldi. Yasin amcanın arabaya doğru. İyice sıkı ama. Sıktın mı? Geri sıktım. Sıkı mı yani şu anda? Biraz sıkı geldi. Öğrenci. Biraz daha ağır koşunda. Çabuk çabuk ama acele. Ayşe, 3-4 tur sardıktan sonra şöyle yap biraz. 3-4 tur sar, ha? O hareketi yap. Nasıl gelsin? Sağ ol abi, size de. Ha? Geliyor bak. Vallahi geliyor. 200-300 gram dedim ama. Yine bir yarım kilo var gibi sanki. Yarım kiloluk. Yarım kilonun altı. Güzel bir yerli sazan. Hadi sağ ol kuzum. Ya o çeksin zaten. Sen niye çekiyorsun ki? Bütün balıkları, bütün oltalara Ayşe koşsun. Öğrendin nasıl çekeceğini? Evet. Kalamayı nasıl kapatacağını öğrendin mi? Evet. Tamam, bir daha sen bakıyorsun oltalara. Evet, bence de. Daha şimdi attın. Yine geldi. Aynı oltaya hem de. Şimdi attım ya. Daha suya düşmedi belki. Dur bakalım baban çekiyor. Suya düştün. Havada kaplı yeme herhalde. Ver Ayşe'ye ver. Gel. Nasıl böyle... Hevesle, heyecanla koşuyor oltalar ya. İşte Ayşe'nin eli değdi ya oltaya ondan. Ha? Bak ne güzel çekiyor, sarıyor. Bana mı geldi? Hadi canım. Benim oltaya gelmiş lan, ben koşuyorum gidiyorum. Bana müsaade.
kadar da bu da. Günün ilk balığı. Çok şanslar. Arkadaşlar şöyle limite yakın güzel bir balık geldi. Öpüyoruz ve salıyoruz. Ne oldu elin? Şey var mı elinden? Yok yok. İyi bari. Taş şey kaza takılmış. Tabii biz de takılıyoruz. Hep takıldı o yaşadığımız şey. İşte dikkat etmek lazım. Şaka. Böyle böyle düşe kalka. Öğrenci. Yaralanarak. öyle şey öğreneceksin. Sen daha balıkçılığa gir. Eline kanca batacak. Parmağını keseceksin. Şu olacak, bu olacak. Yine batacak. Bunlar olacak tabii. Ağzını atmışım sanki. Daha buraya geliyordum. Yemi havada kaptı balık yani neredeyse çok adeta çok yani. Ufak ama yani. Yine bak geldi bakıyorum. Ha? Yine geldi. Yine turuncuya mı geldi? Yani? Sağ ol bir şey yap. Tamam bundan sonraki balıklara sen koşuyorsun. Aynı şey gibi bak. Ama panik yapmadan. Böyle annem dikmeyeceksin. Sopayı bak şu açıda tutacaksın. 45 derece. 10 derece çekeceğim. Sopanın nasıl hangi açıda duruyorsa senin elinde de o açıda olacak. Şöyle saracaksın birkaç tur. Sardın. Ondan sonra kaldıracaksın şöyle bir çektireceksin. Tekrar yatıracaksın. Sereceksin. Çok meraklı. Çok. Zil sesine çok duyarlı ya. En ufak aha zil çaldı falan. Her bu var ya. Gayipten zil sesleri duyuyor işte. Eve gidince bu var ya. 2-3 gün bak zil sesine eşlik. Değil mi? Eve gidince 2-3 gün böyle. 2-3 gün zil sesi. Ya anne sanki böyle kulağıma bir zil sesi geliyor ya falan. Ben de bakıyorum. Çikolatayı. Ayaz seviyene güzel. Gece uyurken. Daha geçti. Aleyhisselam. Hoş geldin. Bundan sonra böyle. Vay kardeşim benim be. Nasıl? Var mı Semih hareket? Şeye patlattı gene sabahleyin. O sarı beyaz mısır eşepeyi. Çıkaramadım. Kaçtı. İyi miydi yani? Hiç görmedim. Bayağı açlık alamadım. Dın 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 açtı alarmı ama. Çıkaramadım. Sonra baktım her taraf zil sesi. Ha. Döndüm üçlü saçağa Karadüden. Baktın herkes tutuyor bir tek ben tutamıyorum. Hayır bekliyorum şimdi hani tam buranın tam alıyoruz hayvan ama çok bekliyoruz. Tamam. Ben de sıkıldım artık beklemekten. Dedim yani. Ötecekse ötsün ne yapayım. Böyle iki gün gelip kalacaksan tabii ki kalkıp da yani günlerce bekleyeceğim bir abi. Sistemi yapamazsın aynen burada. Öyle. Dur sipsi var. Bunu böyle mi takıyoruz lan? Aynen böyle abi. Girmiyor mu? Şöyle. Valla ne olursa olsun abi soğuk oluyor bak. Soğuk oluyor. Yine soğuk oluyor. Oluyor. Anne çay kaynıyor. Oğlum. Dün gece kar yağacaktı lan hatta. O kadar soğuktu. Evet. Ben yattıktan sonra mı başlıyor soğuk? Ben yatarken de bayağı soğuk. Gece 2'den sonra çok sağlam vuruyor. Bir karaya düşmüş bizim gölgeli inmiş aşağı. Valla mı? Şimdi gerilmiş geri hani kuruyunca öyle karaya düşmüş. Senin sağ tarafın da dolmuştur herhalde. Ana baba günü gibi olmuştu. Adamın düz sopayı soktu suya ya. Yürüyüverdi sopa. 10 dakikadır o sopayı çıkarmaya çalışıyorsun.
Ben ne oldu biliyor musun? Ben makaralıyı çektim. Mantarlı makaralı vardı. Bir attım sopanın arkasına, ben çekiyorum, sopa geziyor. Balık tutmuşum. Hayvanın ağzına mı attım, ne yaptım? Ben dedim oğlum bunda balık var, sopa dedim, gelmiyor, balık geldi. Lan, abi dedi nasıl yaptın? Dedim ne bileyim ben. Allah'ım yarabbim ya. Çıkarttınız mı bari? Çıkardık ya. Şu kadar şey bir şey. Çok şart ya. Şey anlayamadım, sen oltayı oltayı almak için attın, attım, balık geldi. Hayvanın ağzına atmışım ben. Balık geldi. Senin aynı nasıl oldu? Aynısı oldu. Hacın arkasına gelen ekip var ya, 10 dakika insan bir otu nefes almaz mı ya? Ya biz bıraktık oltalı, sıra seyrediyoruz. Bıraktık yani. Onu çekiyor, dip çekiyor, mantarlı çekiyor. Onu atıyor, bunu çekiyor. Ya. Tamam da bu balıkların anası, babası, atası nerede birader? Ben mi doğurdum vallahi, bunları? Nerede bunların? Anneleri, babaları, büyükleri, trofeleri. Evet, sen bekliyorsun galiba. Allah Allah, hep geliyor küçük gelip. Hep çapak yapıyor ya. Yani böyle arada tabii limit balıklar da geliyor ama daha limitin bir tık üstünde 41 santimi görmedik daha değil mi? 40'ı gördük, 41'i görmedik. Görmedik daha. Görmedik tabii canım, göremedik. 40'ta kaldık acı. 41 santim daha gelmedi. Bizim de öyle abi. Bizim de öyle yapacak bir şey. Pop-up'lar dursun birader. Boylular mı? Sadece boylları çekelim, yine botla gönderelim. Onlar yatsın. Bir tanesi boylu yatsın sürekli abi. Abi biz oraya gittik bak, geçen kurban ben gene buradaydım. Anamın elini öptüm, çıktım geldim buraya. Tamam. Yine yanımdaki arkadaş da geldi. Nasıl felaket yağmur. Tek başıma kaldım. Yanındaki kamyon bir ekip vardı. Kamyonla gelmişler. Onlar tek başımayım burada. Kimse yok. Akşamın arkadaş geldi. Sabah yemlemeye karşıya geçtik gene. Koyun içine gittik. Yukarıda bir baktık. Ayı izleri böyle, usta gezmiş bayağı. Bayağı. Şey yağmur yağdı ya. Usta bayağı gezmiş. Gündüz gözünde geri geldik. Usta dedik yani ne olur ne olur, arkadan bir fısıltı gelir bak. Hani gideceğimiz tek yer suya atlamak yani. Bir de ben tek başıma kaldım burada. Kimse de yok. Vurdum kafayı, yattım ya yağmur yağınca. Sabaha ya bir baktık. Ustan gezmiş. Tabii şu bak mavi çadır var ya. Biliyorum. Oraya. Gece gelmiş. Çadırın etrafında dolanmış hayvan. Su içmiş gitmiş. Yanımızdaki adam da bize bağırıyormuş. Allah, uyanın kalkın, ayı geldi. Biz umrumuz değil. Nasıl uyuyorsak artık. Sonra sabah bir kalktı, lan dedi siz hasta mısınız dedi ya, öldünüz mü, ne yaptınız dedi, lan abi ne oldu? Dedi ayı geldi, çadır dedi dolandı dedi, gezdi, su içti, gitti, umurunuz değil dedi ya. Sörmaçı şu sel yatağına orada çok sıkıntılı abi. O sel yatağından buraya dönüyorsun ya, arka taraf komple yatak zaten. Hani tam ayı yuvası. Tam ayı yuvası, her şey gelebilir orada. Orası var ya Amazon gibi birader, o kadar böyle ıssız ve şey girmemiş, böyle insan ayak basmamış yerler ki. Tam ayı yuvası. Ayı gelirse oradan gelir. Arkadan lan, çamdan gelir. Aha onlar da geldi. Gidelim biraz oltaların başında oturalım. Topluyoruz, uçarak geliyor, yine geliyor. Karşı kıyılarda bayağı doldu. Karşı taraflar bayağı kalabalık. Benim bu taraf zaten araçlar üst üste. Koyun dibine kadar
Ol tatlı. Necan'ın da biraderleri geldi, çoluk çocuk ailecek. Onlar da aramıza katıldı. Ahmet kardeşim geldi yine geçen sene. Dodurga'da da yanıma uğramıştı. Bu kampta da geldi sağ olsun. Baya kalabalık. Demek ki cumadan gelmesem kendi mekanımda olta atacak yer bulamayacakmışım. Gelen geri dönüyor artık. Yine aşırı sıcak. Oraya mı soktun lan? Evet. Yok, biladere verdim de. Ağzın. Çok ağır kaldı. Dur. Gümüş de takılmış tam. Ne güzel. Ha. Güzel balık. Çıkart var. Küçüktü zaten, boşver. İyi maşallah, balık yapıyor be. Sürekli balık yapıyor, sürekli. Hiç kesintisiz sürekli balık yapıyor ama hep limit aldı. Az önce bir Necan'ın biladere işte geldi, ailecek çoluk çocuk. O bir limit üstü balık aldı. Onun haricinde böyle limit üstü çok nadir ve şey denk geliyor yani, çok nadir denk geliyor ya. Ama hep böyle sürekli 500, 600, 700, 800 gramlık hani limitin altındaki balıklar sürekli yapıyor. Bütün oltalar çalışıyor, herkesin oltaları çalışıyor. Hiç böyle durma, duraksama, bekleme, ya işte balık kesti falan olmaksızın sürekli oltalar çalışıyor. Ben de dün botla 200-300 metre ileriye gönderdiğim şu boylu takımını değiştirdim arkadaşlar. Dün nasıl attıysam öyle duruyor, hiç erimemiş bile. Bunu söktüm, onun yerine canlı gümüş taktım. Onu da botla böyle 120-130 metre ileriye gönderdim, bıraktım. Oltalarımdan iki tanesini gümüşe çevirdim arkadaşlar. Oturdum, bekliyorum, oltaları attım. Ama inanılmaz sıcak var. Yani şu gölgenin altından böyle hiç dışarıya çıkmamak lazım. Ama ister istemez işte oltalarla ilgilenmek için, yanları değiştirmek için, işte ne bileyim botla göndermek için çıkıyorsun ama o arada işte 10-15 dakika, 20 dakika gölgelik alanın dışına çıkarak o maruz kaldığın güneş inanın o kadar olumsuz etkiliyor ki. Yani ciddi sağlık sorunlarına bile yol açabilir bu kadar güneşin altında kalmak, yani olumsuz etkileyebilir. O yüzden hiç böyle şu gölgelinin altından dışarıya çıkmamak lazım. Çok aşırı sıcak var. Bakalım, oltaları attım. Bekliyorum. İnşallah şu gümüşlerden biraz ümitliyim. Yani hep söylüyorum, geldiğimden beri şu oltaların hepsini böyle mısıra, makarnaya, şuna buna, boncuğa dönsen oltalara yetişemezsin. Ama tabii hedefimizde, odağımızda küçük balık olmadığı için büyüğe oynuyoruz. Büyük de maalesef tutamıyoruz. Dediğim gibi ikisine bakalım, gümüş taktım. Belki onlar iş yapar. Yaparsa da zaten bu sefer dördünü gümüşe çevirdim. Sürekli balık yapıyor. Sürekli. Basınca bakalım. Bak, bugün basınç değişmiş mi? Dün 1014 gösteriyordu. Bakalım bugün nasıl? Dün baktığımda bugünden için 14, yarın 16 görünüyordu. Yarın balık konusu sıkıntıya girebilir. 1013'ün üstüne ne çıkacak çünkü? İnternette çek be kardeşim ya. Yine 1014 görünüyor. Bugün de 1014. Bak tam böyle eşik sınır. 1013, 1014.
Güzel balık yapıyor ama yarın eğer olur da böyle 1016'lara 1017'lere çıkarsa ilk kez, yani ilk geldiğim günden bugüne kadar sürekli işte basınç düşüktü ve harika balık yapıyordu ya. İşte 1016-1017 oralara çıkarsa ilk kez balık kesecek. Balık yapmayacak. Ondan da adım gibi eminim. Ee? Öyle baktınız, sular şimdi bana geldi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Soğuk değilse değiştireyim dolaptan. Soğuk mu? İyi, tamam. Sana zararı olur mu? Yok, hiçbir zararı yok. Tamam. İstediğin yere at. Tamam abi. Yok zararı yok. Ya dolaşırsa da sorun yok abi. Sonuçta bak kalabalık. Olacak yani bunlar. At kafana göre, hiç sıkıntı yok benim açıdan. Ne yaptın Neco? İyi be kardeşim, valla oturamıyoruz bile. Değil mi? Necat diye oturamıyoruz bile. Şuna yaralım. Öyle güzel oğlum, balık gelmese şikayet ediyoruz, gelse şikayet ediyoruz. Ne yapayım yani? Sen de mi tuttun? Yok birader. Yeğen de tutmuş ya, onun yeri. Ne güzel ya. Yok otur sen. Otur. Gel otur, nereye gidiyorsun? Ha? Bir alayım da öyle geleyim hadi. Zilleri biraz sarayım da. Şimdi Necan'ın oraya gideceğim. Oradan görünmüyor. Ziller. Biraz yukarıda dursun. Ahmetciğim. Oltalara bakarak ol, ben gidiyorum. Ne oldu, var mı Neco onda da? Bunda var, şu en baştakinde de var. Maşallah sürekli hareket oluyor ya. Ne oldu, kaçtı mı seninki? Bıraktı. Ha, bıraktı. Yok, sar oğlum şunu. Sar, karışmış, aşırı derece karışmış. Yasin şunu boşluğu al bana. Kendine doğru çıktı, bak. Gel aşağı gir, gel karışır, gel. Vuruyor mu? Çek. Bunlar boli bak. Şu an boli. Yok abi, boliye vurmuyor. Bu yapıyor. Onda da bu giriyor. Ha, o gelmiş. Ya boliye vuruyor deyince. Bir an böyle bir sevinir gibi oldum ama. Aynı heyecanı ben de yaşadım. Salih, bak oğlum balık çekiyor. Maşallah. Dur bak, buradaki oltaya gelme. Oğlum böyle gel, böyle bak, böyle. Böyle gel. Heh, çek. Sar bunu. Sar bunu. Ya yürü git. Ha? Git şurada kenarda, gel şöyle. Çek kendine doğru. İyi maşallah. Kiloluğa yakın güzel bir balık. Tamam. Yatır şimdi oltayı. Yaklaşık 36-37 santim. Şöyle balık arkadaşlar. Maşallah sürekli hareket var. Sürekli. Hiç balık kesmiyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Ya, üst su attan beri bana mı oraya? Değil mi? Güzel bastı. Burada olmuş çok balıklar ya. Ben ömrümde hayatımda bu kadar balık görmedim.
Amca küçük ya. Sanki böyle 2 kiloluk balık basmış gibi yatıyor. Ben sayılarını bilmem yani. Eşim oynuyor. Yine yarım kilo üstü güzel bir yerli sazan geldi arkadaşlar. Maşallah sürekli hareket oluyor. Vallahi güzel yatırdı. Yarım kilo altıymış lan. Tabii. Yarım kilonun altında tabii. 24 kilo. Aynen. Ne yapıyorsun? Suya geri yer. Tabii. Amca. Arkadaşlar biraz da Türk kahvesi yapalım bari. Okey maçı yapıyorlar. Tamam oğlum. Aynen. Bence 10 tane var. Sizin maç bittikten sonra bir de biz yapalım. Aynen. Getir hadi iki. Yok lan şimdi biraz önce. Yoruldum lan. Vallahi yoruldum. Dörtleri vermedim. Ben daha 5 tane almışım. Benim koyduğum taşlarım da kaybetti. 5 tane taş çıkardım. Vallahi var ya çok yoruldum. Sen de kaç tane aldın? Neredeydik ya? Aldın mı? Yine geldi. Yine geldi. Daha atar atmaz geliyor ya. Evet, ne oldu lan? Araba mı geldi yine? Araba. Var mı? Yolu ayrı. Ana öteki de eğildi. Çok güzel eğildi. Gerçi o çok esnek ucu ya. O da muhtemelen yarım kilo altında bir balıktır. Ha? Boylu mu vardı onda? Ana o da zil yere düşmüş. Ben de diyorum ne diyor? Boşluğun al sadece bir. Neco? Ha, çok küçük balık geldi Necat'a. 100-150 gramlık küçücük bir balık. O mu takılmış? Ha Neco? O takılmış. Ondan böyle zil aşağıymış. Salih göster bakalım balığı nasılmış. Yine böyle yarım kilo civarı. Yarım kiloluk çok balık basıyor ya, çok. Sazan deli gibi yemleniyor şu anda. Oltayı atar atmaz geliyor, hiç bekletmeden geliyor. En son attığın oltaya geliyor bir daha. Balık şıpırtıyı seviyor. Dur balık geldi. Neyi? Acaba güneşi mi çok görüyor? Güneşten mi kalmış dolap? Acaba bilgek var mı? Gölgeye gitsin eski. Baban açsın. Çakmak var mı çakmak? Şuna ya toplamaya da gelmiyor. Toplamıyor. Gölgede mi takıldık? Bunu çantana koysana anne. Yine küçük bir balık. Boşak oluyor. Var mı? Yemek hazırla. Baba. Çadırdan kuru mu geri toplamışı bizde. Ne? Ben yıkıldım. Ben şurayı ben yıkıldım. Nasıl balık? Yok ki balık. Ha boş mu geldi? Yok. Vay anasını arkadaş. Mısır, küspe, boncuk sürekli iş yapıyor. Herkesin ama benim oltalar şu an beklemede. En ufak bir vuruş alamıyorum. İlk ikisinde gümüş var, birinde pop-up var. Büyüye oynuyorum dolayısıyla küçük gelmiyor benim oltalarda çalışmıyor. Hadi hadi. Beklesin. Yapacaksa en azından sağlam güzel bir balık yapsın. Ondayım yani. İsmail boylu muydu o? Yok abi. Küspeli mi? Ha. Vallahi boyluya geldi zannettim ha. Çok güzel yapıştırdı. Nasıl ağırlık? Vallahi mi? Kepçe falan lazım mı? Oo, zorluyor la. Bayağı sanki. Vallahi bayağı bir dolaştırdık.
Evet. Limit altı ama çok dirençli ya. Ne güzel yedirdi. Zil fırlatacaktı az da. Evet. İşte basınç düşük olunca balıklar çok dirençli oluyor arkadaşlar böyle. Yarım kilo üstü kiloluk diyebileceğimiz balıklar bile inanılmaz sopayı büküyor, zili fırlatıyor. Çekerken böyle daha iri, daha büyük balıkmış hissiyatı veriyor. Çok daha dirençli oluyorlar basınç düşüklüğünde. Orada bizim bir tane daha küllük vardı. Neco? Zigon sehpa mı getirdin hacı? Ağabey kardeşim. Allah kahretme. Masa, zigon sehpa, her şey var. Şey diyorum lan. Şurada tamam. Olsun. Getir lan. Sen bir kalın. Hep elinde tutuyorum anasını satayım. Sigara biliyor musun? Küllük arıyorum bana. Yapıştır hadi. Yat. Sağ oldu, geliyor. Sağ oldu. Bize doğru geliyor bu. Hadi çekin bakalım. Ne oldu, boş mu geliyor? Hayda. Boş olur, boş olur. Mıntıka mı yapıyorsun siz? Ben izinliyim, karıcığım sen delisin. Yapın kızım. Okey maçı bitti herhalde arkada. Bitti. Oo, biralar falan açılmış. Afiyet olsun. Evet, bitti. Afiyet olsun. Afiyet olsun dostlar. Evet, evet. Yan tarafta Ayşe sodalar kağıt oynuyorlar. Anastra. Biz burada herkesin masası ayrı ya. Tabii de, aile çay bahçesi. Valla aile çay bahçesi oldu. Dostlar kıraathanesi. Yemin ediyorum herkesin masası ayrı. Ortalar önümüzde. Takılıyoruz hele. Savunma dikkatli. Tutska ekranınıza yansıyan isim. Bratislava'da oynuyor, 37 yaşında. Bu sezonu 5 gol 7 asistle tamamladı. Sağ kanattan taç kullanacak. Pekarik kullandı. Top dışarıda, taç Belçika'nın. Carrasco. Arkadan yapılan hareket karar faul. Halil Umut Meler Pekarik'i uyarıyor. Ayşe! Ya ekmek var oğlum burada, çakılı lan. Var mı? Çakılı. Çakılı. Tamam. Sabah yedin mi? Hiç yok. Valla ondan sonra yemedim. Hiç. Mi? Abi ben yemem mi? Ben şimdi konserve yedim ya az önce. Benim boğaz alışkanlığım yok ya. Abi kimsenin telefonu çekme, benim telefonu cayır cayır. Abi bu telefon. Bakalım birazdan senin telefonu deneyelim. Belki çekim gücü daha iyidir. Dün akşam, abi ilk geldiğim akşam var ya, koydum. Hanım diyor ya, çok güzel bir internet bağlantısı var diyor ama bağlanmıyor. Bu şey hat, bimsel harbi çok güzel. Vodafone'da bak, karasalda, yani kırsal alanda 10 numara. Türkcell yok abi, bazı istasyonu kurmamış. Zayıf ben oldum. İki tane daha bardak uzatsana sana zahmet. Bak az mı ya? Az mı? He, şöyle koysun yeterli. Niye sevmiyorum şalgam? Vazgeçmiş. İyi mi? Rakı balık yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel değil mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, afiyet olsun. Afiyet sağlığınızla. Olsun. Aha bak, geldi internet. Oynamaya başladı burası. Maç kayıp yapacağız şu internetten. Yok abi yok. Rezillik. Dün mesela 10 numaraydı ya. Ha? Ne donma ne takılma, hiçbir şey olmadı ya. Vallahi hayret bir şey. Bir şey olsun, şöyle telefonun olsun da. Şampiyona elemelerinde oynadığı futbolla göz dolduran Avusturya. Nasıl hareket var mısın orada? Abi uçak gibi kesti ya. Vallahi değil mi? Her bak yer. Burası da bak. Bak niye? Uçak gibi kesti bak. Direkt. Vallahi işte. Basınç az önce güzel. Bir mantara bir tane vurdu, daha yok. Şey hiçbir şey. Saat 3.30'da 4 civarı bir kesti bizim burada. Hiç kimse de hiçbir şey yok.
Ben o kadar deli gibi balık aynen yaparken ne oldu? Bak görüyor musun? Saat 3.30'da bir kesti. Her yerde kesti. Kimse de o karşılar, oralar, buralar. İşte basın çıksanınca böyle oluyor. 1016'ya çıktı. Zaman olmaz. Açık düşmesi lazım. 1014'e kadar yapıyor. Ondan sonra yapmıyor. Full artı full. Gelen geliyor burada. Geliyor. Yani oradan ben takip edeyim de. Dedim gene misafir geldi herhalde. Şimdi geri çıkacak. O geri geldi. Okay, and next question, fifth row, right side. Mixing Turkish with English in the Trapify. Okay, we have now information from the room that we are mixing Turkish with English language in the Interprofile platform. Management of a difficult season for a very young player with a lot of injuries. And what kind of mindset you think he's in coming into this tournament? And maybe the fact that it's been hard for him and then he's performed so well with very few minutes means that this is an opportunity maybe to demonstrate. È la fortuna di alla sua età di partecipare a una competizione di questo livello, il campione d'Europa, il campione di Spagna, quindi è nelle mie condizioni migliori a livello mentale, quindi mi auguro che questa voglia. Katılması gerçekten onun kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterir ve çok istekli bir performans gösterdi bugüne kadar ve Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bileğe dönmüş lan. Sen bileğe mi dönüyorsun? İki duruyor işin varmış. Bu arada faulü belirledi. Görüşürüz. İyi geceler. Az görüşürüz Allah'ım. Sen ne yapacaksın? Telefonu götüreceksin mi? Yok mu? Sen bakacaksın. Ben daha oturacağım mı? Telefonun işi yoksa. Bir iki bir alay sen. Ondan sonra sen yatacağın zaman ben şey yaparsın. Tamam. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Sayvalt. Danzo'dan sol kanada uzun top. Hızlı ve yüksek. Filip Livine için. Bangaer, Adrian Rabiot'un yanından geçti ama sonuç alamadı Avusturya o ataktan. Foul. Civcivları da taktım. Arkadaşlar bana müsaade gümüşe bastı. Çok küçük bir vuruş oldu herhalde ya. O Bilal'in gönderdiği civcivları taktım da. Hafif böyle çektirince takılı kalıyor, civciv ötüyor. Sanki böyle kalama açılmış gitmiş gibi böyle deli gibi ötüyor. Çok küçük bir vuruş yaptı herhalde. Ama demek ki altında dolanıyor. Hadi başla, hadi canlı yayında bir trofe. Vallahi inşallah ne olur. Olur mu? Olur. Hüseyin Demirhan, gecen iyi olsun, hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ederim.
Eray Başar, rast gelsin abi, afiyet olsun. Ateş yakmak, mangal falan yapmak yasak değil değil mi? Öyle duydum birkaç kişiden. Ama yarın ben de geleceğim, ondan sonrayım dedim abi. Ya yasak derken kontrolü yakmanız lazım. Herkes burada kendi kendinin polisi, kendi kendinin jandarması. Biraz böyle dikkat ederek, abartmadan. Tabii ki hava soğuk abi, yakacaksın. Gündüz 40 derecede de zaten ateşle işin olmaz, zaten yanıyor, kavruluyor ortalık. Gece de böyle kontrolü bir şekilde yakacaksın. Ben mesela yaz günü soba getirdim yanımda. Hani açık alanda ateş yakmayayım diye sobada biraz daha korunaklı ve muhafaza ederek o şekilde yakıyorum. Sonuçta gece dediğim gibi 10 derecelere kadar düşüyor. Ateş yakmadan mümkün değil. Duramazsın yani. Ateş yakacaksanız da çok dikkatli. Öyle etrafta tutuşacak otlar, çalı, çırpı, ne bileyim, her şeye dikkat ederek ve en son yatacağınız zaman asla böyle ateşi şey bırakmayın. Hemen göl dibinizde bir tas su alıp döküverin yani. Dikkat edelim dostlar. Arkadaşlar saat 1.30 oldu ve bugün de artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Çok soğuk ve serin bir hava var. Montla bile şu an gerçekten üşüyorum. Gündüzle gece arasında inanılmaz bir ısı farkı var. Gündüz 40 derece, ortalık yanıyor, kavruluyor ama gece de 10 derecelere düşüyor. Neredeyse arada 30 derecelik bir ısı farkı var. Bugün de bitirdik. Bugün böyle sabahtan çok güzel balık yaptı arkadaşlar. Saat 4'e kadar aralıksız, kesintisiz, sürekli ama sürekli balık yaptı. Ama saat 4'ten sonra basınç biraz böyle 1016 seviyelerine ulaşınca bir anda balık kesti. Hiç kimse de yapmıyor. Ben de değil, sağımda solumda hiç kimse de balık yapmıyor. Bir anda balık kesti. 4'ten itibaren balık yapmamaya başladı. Şu saate kadar hala yok. Umarım yarın daha iyi olur. Tutamadığınız o limit üstü balıkları inşallah yarından sonra tutmaya başlarız. Ve en azından şu 9 günlük kampı noktalamadan inşallah buradan böyle güzel bir trofe alarak ayrılırım diye ümit ediyorum. Tabii ki ayrılırım, tutup beraberimde götürmeyeceğim o balığı. Merasimle güzel bir şekilde ait olduğu yere tabii ki salacağım ama en azından demek istediğim şu 9 günlük kamp bitmeden inşallah şöyle güzel bir balık yakalarım diye ümit ediyorum. İnşallah diyelim bakalım, yarın sabah ola hayrola, yeni gün, yeni umut. Belki dediğim gibi tutamadığımız balıkları yarından sonra tutmaya başlarız. Ki kamp başından itibaren bugüne kadar 4. gün, 4 gündür şöyle limit üstü bir balık alamadık. Sayısız, yani sayısız balık tuttuk diyebilirim. Ama hep limit altıydı. Yarım kilo ile 1 kilo arasında böyle 700 gram, 800 gram, 900 gram maksimum hep öyle balıklar geldi. Ama şöyle limit üstü diyebileceğimiz sağlam güzel bir balık tutamadık maalesef. Bakalım, inşallah belki yarın olur. Öyle diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler.